Çok yakışıklı oldun. Maşallah. Levent. Abacıgiller geldi mi ya? Unuttum. Bir dakika şimdi sen abacıgilleri falan boş ver ya. Bunu gözden kaçırdım zannetme. Böyle bir güzellik olamaz ya. Ha? Çok sarımsın. Hazır herkes düğün telaşındayken bir kere daha mı vedalaşsak? En sonuncusu çok güzeldi. Ondan sonra. Oğlum ne yapıyorsun ya? İyice şaşırdın artık. Ya bu gece de mi Selen, Allah aşkına bir rahat bırakır mısın ya? Özellikle bu gece. Bak göbeğimiz çatladı, bu düğün organizasyonu yapacağız diye. Sedat lütfen gözünü seveyim ya. Tamam. Tamam içmiyorum hadi. Bir sakin ol lütfen. Zaten aşağıda ağır konuklar var. Onlar gittikten sonra saat 10'dan sonra istediğin kadar içebilirsin. Sabahtan beri içiyorsun zaten. Bir dur gözünü seveyim ya. Tamam. İçmiyorum tamam. Bak Sedatçığım, bu düğünde bir şey ters giderse vallahi çok fena olur. Anladın? Ya bak zaten şurada yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bak bugünden sonra senin hayatın çok daha kolay, çok daha güzel olacak. Anladın mı? Al sevgilim, ayakta kalma gel. Otur. Sağ ol. Gel bir tane. Gel canım. Gel canım. Olsun. Aa, pardon. Alo. Alo. Sedatçığım. Şimdi bu gece düğünde de, düğünden sonra da Nalan'a çok kibar, çok nazik, çok sakin davranman gerekiyor. Biliyorsun, değil mi? Söz mü? Herhalde Selen, ne yapacağım Allah aşkına yani deli deli konuşmaya. Sen demiştin çaktırmadan. Diyeceğim şu ki, düğünden sonra odaya çıktığınızda Nalan'a çok çok kibar yaklaşman gerekiyor. Çok nazik, çok anlayışlı olman gerekiyor. Ya böyle içip içip öküze bağlamaman gerekiyor. Anladın mı? Ya Nalan çok hassas bir kız. Çok narin bir kız, bunu biliyoruz değil mi? Ya ona göre davran işte diyorum. Anlatabildim mi Sedatçığım? Ya gidip kıza saldıracak halim yok herhalde. Ben kime nasıl davranacağım çok iyi biliyorum. Hayır yani senden bir bu dersi almadığım kalmıştı. Onu da aldık çok şükür. Tamamdır yani. Tamam Sedatçığım. Dersi aldıysan sorun yok. Aferin. İyi.